Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Duvon üzerine gelen bu haber hakkında konuşacağız. E tabi bunun olası etkileri vesaire derken devam edeceğiz. Diyor ki Güney Kore'den hamle geldi. Tera mucidine 40 yıl e, hapis cezası diye bakınız burada söylüyor. Şimdi Tabii 40 yıl hapis yatar mı o biraz zor hani baştan onu konuşmak gerekiyor. 40 sene hapisten ziyade bir hani 40 yıl verirler işte carttı, cırttı derken anladınız bir 10 sene falan yatar yani eğer 40 yıl kesinleştiği gibi bir durumda dediğim gibi tabii tam ceza yatılmıyor bu sadece bizde değil yani ülkelerin tamamında böyle mesela ABD'de bile bu şekilde örneğin 2 sene ceza kesiyorlar adama tamam 6 ay yatıp çıkıyor e, tarzında durumlar yaşandığı için 40 sene yatmaz. Ha bunun bizimle bir alakası var mı? Bunun bizimle de bir alakası yok. 40 senede yatsa tabii 10 senede yatsa zaten bundan yani gayet iyi biliyorum. 2 sene sonra Duvon dediğiniz zaman piyasada şimdi şu an ben bir tane videoda işte Lunculuna videosu olmasın. Duvon diye isim geçirirsem herkes bilir kim olduğunu. İki sene sonra olsa desem ki Duvon, Duvon kim? İşte kimse hatırlamayacak, kimse bilmeyecek. Burada öyle bir piyasa yani. FTX çöktükten sonra da bunu söyledim. Dedim ki yani bundan o şimdi diyorlar ki o çöktü, öldü, bitti. İki sene sonra ne olacak? Bir videoda FTX desem örnek veriyorum. Ne olacak? Herkes diyecek ki FTX ne? Kimse bir şey bilmeyecek tamam mı? Mesela söyleyeyim bir tane. Mtgox. Mtgox'u bilen var mı burada? 2015'te çöktü. Her neyse devam edelim. E, diyor ki yıl yaşanan büyük tera fiyaskosunlar. Bu arada Mtgox'u belki bilirsiniz. O da şeyden hala ödeme yapıyorlar çünkü. Zaman zaman adı geçiyor piyasada ama burada öyle bir şey diyor ki geçtiğimiz yıl yaşanan büyük tera fiyaskosunun ardından kayıplara karışan tera mucidi Duon 23 Mart'ta Karadağ'da yakalanıp tutuklanmıştı. Şimdi ise Güney Kore Başsavcılığı Duvon'un iadesini istiyor. Duvon için ortaya atılan hapis cezası ise büyük şaşkınlık yarattı ee, diyor. E, doğru tabi sahte evraklarla falan yakalandı. Han Chang-shun da öyle Tera'nın e, şeyi e, yine CCO'su da bu şekilde yakalandı. Farklı evraklarla vesaire yakalanmak suretiyle tabii ki. O da aynı şekilde aynı sıkıntıdan muzdarip olduğunu söylemek lazım. Bu arada şuradan ben kısadan bir luncu da açayım. Şunu söyleyebilirim e, luncu resmen dağıldı yani tamam mı? Çok ciddi fiyat düşüşleri gerçekleştirdi. Kaldı ki şu an bu düşüşleri gerçekleştirmeye devam ederken ilerleyen süreçte çok daha fazla kan kaybedebilir ki bu da ortalama 86 pozisyonlarına kadar bir. Geri çekilmenin devamı anlamı taşıyacaktır mevcut e, sarsılmaların halinde. O o yüzden dediğim gibi ayın 10'una kadar zaten piyasada durum bu. Yapacak bir şey yok. Bitcoin sarsmaya devam ediyor. Shiba'da da durum bu. Dot'ta da durum bu. Tabi luncun farklı e, meseleleri var. Dün onunla alakalı konuştuk. O yüzden onu girip izleyebilirsiniz. Fakat ortalama 86 pozisyonlarına kadar da lunge'da bir geri çekilme e, hareketi yaşama ihtimalimiz çok yüksek olacaktır. Onu da baştan söyleyelim. Tera mucidi Duvon rekor seviyede hapis cezasıyla yargılanabilir. The Wall Street Journal ya bu Wall Street Journal'ın zaten adını duyduğum zaman artık hiç hoşuma gitmiyor. Piyasada böyle bir fut yapacağı adamlar ve iftira atıyorlar. Yani normalde konuşmuyorlar. Sağa sola sürekli iftira atıyorlar işte davalık oluyorlar bilmem ne piyasanın böyle resmen şeyi yani böyle. Tarafından aktarılan yakın tarihli bir rapora göre geçtiğimiz yıl meydana gelen tera faciasının merkezinde yer alan tera mucidi Duvon potansiyel olarak 40 yıla yakın hapis cezasıyla karşı karşıya. Mesela bak bunun haberini yapıyorlar tam yapacaksın sen haber sitesin ama haber e, yerisin ama gazetesin sen bunu yapıyor Örnek veriyorum size. Bir tane coin başka bir şey olsa böyle mesela Ethereum merge'ü haber yaptınız mı? Yapmadılar. Bitcoin halving'i de yapmaz bunlar. İşte böyleler. Bildiğiniz üzere Terraform Labs'ın kurucu ortağı olan Von, 40 milyar dolarlık bir çöküş yaşayan TerraUSD ve Luna gibi altcoinlerin arkasında yer alan beyin olarak karşımıza çıkmıştı. Terra çöküşünü hafife almayınız. Ee, terra çöküşü bir kere 40 da değil 60 milyar dolarlık bir çöküştür. Haricinde şunu ekstra ekleyeyim. Tera çöktüğüyle bir kalmadı. Yani Tera çöktü hadi eyvallah demedi. Tera'dan sonra farklı noktalarda da çöküş yaşadık. Bakınız FTX neden çöktü? Tera'dan ötürü çöktü. Ya da işte FTX, Alameda yahut Signature Bank Tera'nın çöküşünde çok ciddi bir etkisi vardı. Ya da Silver Gage Bank aynı şekilde Diğerlerinde çok yok. Silicon Valley Bank'ta falan çok yok ama bunlarda vardı mesela. O yüzden sadece kendisi değil. Teranın çöküşündeki bu süreç çok farklı yerlerde de hissedildi. Kaldı ki bir dolandırıcılık olmamasına rağmen Duvon bu hassas mekanizmayı insanlardan gizleyerek devam ettirmesi çok fazla insanın da başına ağrıdı tamam mı? 23 Mart tarihinde Karadağ'da yakalanan Terra kurucusu Won için tutuklamanın ardından Güney Kore Başsavcılığı iadesini istemişti. Fakat Karadağlı savcılar tarafından resmi belgede sahtecilikle suçlanan Won'un iade süreci uzattı. Güney Koreli savcı Dan Sunkan Won'un Güney Kore'de iade edilmesinin tera USD kripto para biriminin çöküşünden zarar gören yatırımcılara adaleti sağlamanın en iyi yolu olacağını öne sürüyor. Bununla beraber bir yandan ABD'li savcılar e, Duvon'un iadesini isterken Güney Kore savcıları da iade için uğraşıyor. Tabii her iki taraf istiyor. E, zannediyorum şeye verirler. Güney Kore'ye verirler. Tabii çok belli de olmaz. Oraya da verebilirler. Oraya da hani bakan Güney Kore'ye verme ihtimalimiz daha yüksek dedi ama öyle çok da güvenmemek gerekiyor tamam mı? Güney Koreli savcılardan Duvon için 40 yıllık hapis sistemi. Güney Koreli savcı Sunkan Terraform Labs ile bağlantılı kanıtların çoğu ve önemli suç ortakları orada bulunduğu için Güney Kore'nin davayı ele alma konusunda daha mantıklı olduğunu belirtti. Won'un suçlu bulunması halinde Güney Kore'de bir mali suçtan benzersiz bir cezayla karşı karşıya kalabilir. Birçok uzmana göre ve Savcılar tarafından yapılan açıklamaya göre Von, potansiyel olarak Seul merkezli hedge fon yöneticisi Kim Cahuna, ülkenin en büyük fon dolandırıcılığı planlarından birinde verilen 40 yıl hapis cezasını aşabileceğini genel olarak bu şekilde söylüyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.